Merhaba arkadaşlarım. Servan Hoca Eğitim kanalındasınız ve bu çalışmada konumuz e, temel hukuk arkadaşlar. Çok fazla talep geliyor. Hocam biz burayı karıştırıyoruz diyorlar. Biz de elimizden geldiğince yeni çalışmalarla sizlere destek olmaya çalışıyoruz ve uzatmadan direkt başlayalım diyorum değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz şu. Sahibine eşya üzerinde mutlak egemenlik veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir? Şimdi burada iki kritik nokta var. Bir eşya kelimesi bir de herkese karşı ileri sürülebilme. Tamam o zaman arkadaşlar bu nedir? Eşya diyorsak ne işaretliyoruz? Aynı. Aynının kelime anlamı zaten eşya demektir. Ve şu an soruyu sizler için çözsün. Bu kalem bir eşyadır. Ve bu kalem Allah'ındır. Aynı zamanda bizimdir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla biz bunu herkese karşı ileri sürebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Böylece mutlaka oluyor. Aynı dediğimiz eşya. Aşağıdaki hukuk dallarının hangisinde örf adet hukuku kurallarının uygulanması söz konusu değildir? Soru köküne dikkat. Hangisinde örf adet hukuku kullanılmaz? Değerli arkadaşlarım bir kamu hukuk bir de özel hukuk dallarımız var değil mi? Kamu hukukunda örf örfe adet hukuku kullanılamaz. Nerede kullanılır? Özel hukukun dallarında medeni, ticaret, borçlar Devletler arası özel hukuk. Bunlar da örf adet kullanır ama kamu hukukunda kullanılamaz. O zaman aile medeni hukukun içinde ve dolayısıyla özel hukuktur. Ticaret hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku da yine medeni içinde ve özeldir. Borçlar ayrı bir daldır, özeldir. Ticaret ayrı bir daldır, özel hukuktur. Ama vergi hukuku kamu hukukudur ve kamu hukukunda ne kaynak olmaz? Örf adetler kaynak olarak kullanılamaz değerli arkadaşlarım. Süper. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan vergiler arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar gelir üzerinden alınan var, servet üzerinden alınan var, bir de harcama üzerinden alınanlar var. Neyi soruyor? Gelir üzerinden. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi kurumlar vergisidir. Biri de zaten direkt adı öyle gelir vergisidir. Hayırlısı atandığınızda bir geliriniz olduğu için devlet size gelir vergisi alacak. Kurumların da geliri olduğu için devlet tarafından gelir gönderiliyor. Bir kısmı da vergi diye kesiliyor. O zaman kurumlar vergisi ne üzerinden alınıyor? Gelir üzerinden değerli arkadaşlar. Mesela emlak vergisi ve MTV ise değerli arkadaşlarım servet üzerinden alınan vergilerdir. Süper. Geldi yeni sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ticari şirketler arasında yer almaz? Arkadaşlar ticaret hukukunda şirketler diye bir alt bölüm vardır. Şirketler diye alt bir bölüm vardır ticaret hukukunda. Bakın ticaret hukuku özel hukuktur. Özelin içinde ticaret var. Ticaretin içinde şirketler hukuku var. Komandit şirket, kolektif şirket, Anonim şirket, limited şirket, 4 ana şirket türümüzdür. Ama adi şirketlerle arkadaşlarım ticari şirketler arasında yer almaz. Çünkü tüzel kişiliği yoktur. Diğer adı da basit şirkettir. Okey. Ve arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasinin araçları arasında yer almaz? Defalarca bu formatta ÖSYM'de soru çıktı. Yarı doğrudan demokrasinin 4 tane önemli aracı var. Halk vetosu. Arkadaşlar halk teşebbüsü dediği halk imza topluyor. Temsilciyi azletmek halk oylaması dediğimiz referandum var ama yürütme vetosu diye yarı doğrudan demokrasi bir aracı yoktur. Halk vetosu, halk gelişimi, halk oylaması ve temsilcileri azletmek. Tamam. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yazısız anayasa kullanılmaktadır? Yani geleneksel anayasa hangisinde kullanılıyor değerli arkadaşlarım? Bir kere Amerika anayasası dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Kanada ve Fransa'da yine yazılı anayasa var. Bizde 1876'dan beri hep yazılı anayasa var. Değerli arkadaşlarım İngiltere ya da Britanya Krallığı, Hindistan ve İsrail'de yazısız anayasa uygulanıyor. Yeni sorumuz üretim araçlarının devlet eliyle oluşturulduğu, özel mülkiyete izin verilmeyen devlet Modeline ne ad verilir? Hocam sermyan Midyat'ın Hükümet Kadın filminde süt ve inek e, diyaloğuyla bu mükemmel bir şekilde anlatılmış. İmkanınız olsa YouTube'dan bakın izleyin. Değerli arkadaşlar üretim araçları eğer devletinse ve özele özel mülkiyete izin verilmiyorsa bu nedir arkadaşlar? Sosyalist devlettir. Üretim araçları halkın olsaydı kapitalist devlet olacaktı. Bu arada arkadaşlarım Küba, Bolivya ve Kuzey Kore özellikle bir de Venezuela bu akımın temsilcileridir halen. Meclis hükümeti sistemi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi meclis hükümetinde aynı kişi hem meclisin başkanıdır hem devletin başkanıdır hem de hükümetin başkanıdır. Dolayısıyla aynı kişi hem meclisin hem devletin hem hükümetin başkanıysa bu kişi olan meclis başkanı. Dolayısıyla başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı ve bakanlar kurulu bu modelde yoktur. Bakanlar kurulu yok, devlet başkanı yok. Bakanlar meclis içinden tek tek oylamayla seçilir. Evet bu da hükümet bunalımına neden olur. Başbakan yoktur ama meclis başkanı yoktur diyemeyiz. Yanlış olur çünkü meclisin başkanı Mustafa Kemal aynı zamanda hem devletin hem de hükümetin başkanıydı. da inkılap tarihinden hatırlayınız. Yukarıdaki sistemlerden hangisi ya da hangilerinde yürütme iki başlıdır. Yani dualist düalist çift başlı arkadaşlar. Yarı başkanlıkta Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu olduğu için yürütme çift başlıdır. Parlamenter modelde de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu olduğu için yürütme çift başlıdır. Ama başkanlıkta sadece başkan vardır ve yürütme tek başlıdır arkadaşlar. Amerika modelini göz özüne ne getirin. Bu arada biz 2017'de resmen 2018'de fiili olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş yaptık. Niye fiili 2018 diyorum? Çünkü 2018 Haziran seçimiyle. Bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet modelimize de yürütme yine tek başlıdır değerli arkadaşlarım. Başkanlık sisteminde olduğu gibi bu ikisinde ise çifttir. Dolayısıyla cevabımız Cihan seçeneği oldu. Aşağıda verilen çerçeve anayasa ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Hangi anayasa arkadaşlarım? Çerçeve. Neydi çerçeve? Kısa ve öz olan anayasamız değerli arkadaşlarım. O zaman şöyle seçeneklere baktığımızda değerli arkadaşlarım. Edilne seçeneğimize ne diyor? Sadece genel ilkeleri düzenleyip uygulamaları kanuna bırakan anayasadır. Yani ayrıntılara inmemiş. Dolayısıyla kısadır. Ve bizde 21 anayasası çerçeve olan tek anayasamızdır. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın sert olduğunun göstergesidir? Yani katı anayasası. Arkadaşlarım ben hemen direkt bilgileri veriyorum. Bir anayasanın içinde değişmez madde veya maddeler varsa maddeleri zor değişiyorsa yani nitelikli çoğunlukla değişiyorsa Cumhurbaşkanlığı onaya gidiyor ya da veto edebiliyorsa referanduma sunuluyorsa halktan evet almak zordur arkadaşlar. Ya da bir süre değişim yasağı varsa serttir değerli arkadaşlarım. Kuvvetler ayrılığı sertliği ifade etmez sadece genel hükümler çerçeveyi ifade eder. Ayrıntı kazuistli ifade eder. Değiştirilemez hükümlerin varlığı ise sert yani katı anayasa, katı anayasa olduğunu bizlere gösteriyor. Çok güzel. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü etkileyen haller arasında yer almaz değerli arkadaşlarım. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı tabii ki ayırt etmeyi etkiler. Yaş küçüklüğü bir bebek elini sıcak nesneye atıyor demek ki yaş küçük ayırt etmeyi etkiliyor. Yaşlılık arkadaşlar kısmen etkiliyor. Artı sarhoşluk etkiliyor değerli arkadaşlarım. Ama savurganlık, kısıtlılık nedenidir ama ayırt etmeyi etkilemez. Çok güzel. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu haksız ve yanlış bir kamulaştırma kararı için başvurulması gereken yaptırım türü hangisidir? Şimdi kamulaştırmanın haksız bahsediyorsa, bu idari bir işlemdir ve haksız bir yere yapılmışsa, hukuka aykırı idari işlemin başına ne gelir değerli arkadaşlarım? İptal gelir, kamulaşımanın iptaline de idare mahkemesi bakardı. Bu formatta kamyonla kafesi sorusu var arkadaşlar. Hukuka aykırı idari işlemin başına iptal gelir. Gayiplikle ilgili olarak hangileri doğrudur? Gayiplik kişiliği sona erdirmez. Yanlış erdirir. Gayiplik mutlak bir karinedir. Yanlış kesin karinedir. Çürütülebilir. Ölüm tehlikesi altında kaybolan bir kişi hakkında gayiplik kararı verilebilmesi için en az 8 en az 6 ay geçmiş olmalıdır pardon arkadaşlar ölüm tehlikesi varsa gayiplik için 1 yıl haber alamıyorsak uzun süredir o zaman da 5 yıl burada da yanlış var gayiplik kararı için her halükarda en az 3 yıl geçmiş olması gerekir kesinlikle böyle bir kural yok gayiplik aksi ispat edilebilen bir durumdur evet yani gayiplik adi karine nedir affedersiniz. Yani çürütüle bilen karinedir ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir borç ilişkisinde bulunması gereken 3 unsurdur? Borcun 3 tane temel unsur var değerli arkadaşlarım. Nedir? Borçlu alacaklı ve borçlunun alacaklıya karşı yerine getirmek zorunda olduğu davranış biçimi olan edim. Dolayısıyla Edirne seçeneğinde edim borçlu ve alacaklı dedik. Değerli arkadaşlarım bu çalışmamıza olay buydu. Bu kadar kadardı. Umarım faydası oluyordur. Ben sizlere yine her zamanki gibi olağanüstü düzeyde başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.